Tekrardan merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu şaşkın atımızı son videosunu artık çekip tamamlıyoruz. Bu videoda dikiş videosu, birkaç detayını anlatacağım. Onun haricinde rahatlıkla kendiniz dikebilirsiniz. Dikiş videosu bu videoda maalesef çok uzun sürdüğü için ben biraz hazırlık aşamasını atlatmaya çalıştım. Çünkü mesela şu ana kadar yarım saattir bununla uğraşıyorum ve hala daha ortada herhangi bir şey yok. O yüzden böyle yavaş yavaş dikip birleştirebileceğiniz bir çalışma bu. Şöyle hemen anlatmak istiyorum. Gözlerinden başlayayım. Onları göstereyim. Ördüğümüz gözleri siyah olanı mavi olanın içine diktim. Tel alarak ortalarına da birer tane beyazdan göz bebeği çalışması yaptım. Herhangi bir şey yok. İpliğimi iğneme geçirdim ve iki kere iki ilmekten alarak göz bebeğini tamamladım. Bunlar böyle hazır. Bir kenara alıyorum. Kafanın bir kısmını dikmek zorunda kaldım. Bayağı uzun sürüyor çünkü. İçini sıkıca kafanın elyafla doldurdum. Daha sonra da şu ördüğümüz krem rengi kısım vardı. Krem rengi kısmı doldururken çok fazla doldurmamaya özen gösterdim. Böyle ağzını çok sıkı, kafa gibi işte gövde gibi sıkı doldurmayacaksınız. Ki şu uç kısmında biraz boşluk bırakacaksınız. Bakın yumuşak olduğu gördüğünüz gibi bayağı bir yumuşak. Böyle ikiye katlayıp, bu kol bacak videolarında göstermiştim. Özür dilerim, ağız videosunda göstermiştim şu şekilde. Böyle ikiye katlayıp o şekilde diktim. Hangi sıraya diktiğimi de söyleyeyim ben size. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ile 6. sırası arasına ağzı tek bir sıra olacak şekilde teğelini aldım. Daha sonra da alt kısmına ördüğümüz alt dudağı böyle çevresini saracak şekilde, nasıl göstereyim, şöyle çevresini saracak şekilde alt kısmından diktim. Daha bunlar ayrı. En son ağız işlemesi bittikten sonra bunu da dikmenizi rica edeceğim. Hani ben belki şu an dikemeye fırsatım olmayabilir. Sizi de çok sıkmak istemiyorum. Ama tüm işlem bittikten sonra bu ağzının siyahını falan böyle dişlerinin olduğu yeri yaptıktan sonra en son aşamada ağzını da bu kenarlardan tel almanızı rica edeceğim. Görünmeyecek şekilde ki böylelikle ağzı bu şekilde açılmasın. Ama bu şekilde kalsın istiyorsanız da yine de siz bilirsiniz. Şimdi geldik, üst parçayı beraber birleştirelim. Üst parçayı birleştirirken şimdiye kadar zaten herhangi bir şey 5 ve 6. sıraya krem rengini diktim. Bir alt sıraya da bunu böyle sararak, etrafını sararak diktim. Şimdi burada benim sadece göstermek istediğim, yine aynı şekilde dikeceksiniz. Sadece bu iki ucu ve diğer iki ucu böyle biraz çektirerek şu şekilde dikmeniz gerekecek. Ki hani bu büyük ağızlı bir at olduğu için dişleri böyle önden fırlamış gözükmesi için bunu önce bu kenardaki alttaki ağzın kenarından tutturuyorum önce. Daha sonra da yine aynı şekilde burayı da tutarak, şöyle göstermek istiyorum, bunu buraya dikiyorum. Olabildiğince dibinden dikiyorum. Bir yere takıldı ipliğim. Bir saniye bekleteceğim. Genellikle elyafa takıldığı için sorun olabiliyor. Maalesef bunu kurtaramayacağım. Çıkartayım. Tekrar aynı şekilde. İpi biraz da uzun aldığım için dolanabiliyor. Yine aynı şekilde bunu buraya
Tutturuyorum. Ve dediğim gibi etrafını saracak şekilde böyle dümdüz dikmiyorum. Etrafını, krem renginin etrafını saracak şekilde dikmeye çalışıyorum. Önce genellikle ben bu tarz şeylerde tel atıyorum. Daha sonra da geri geliyorum. Düzgünse kalanını dikiyorum. Eğer siz de öyle yapabilirsiniz. Şu şekilde. Ağzı çok büyük olduğu için elimde dikemiyorum. Yine burayı ayarlayacağız. Buraya denk gelmesini istiyoruz. Şu şekilde. Krem rengi bu biraz içi boş olacak ki böyle sıkıştırabilelim. Birkaç ilmekte bir kontrol ediyorum. Herhangi bir yanlışlık olsun istemiyorum. Ama tel aldığım için de daha sonradan değişme payım, sökme payım olur. Yine aynı şekilde iki ucu birleştireceğim. Burayı tabi elimizle düzeltelim. Şu şekilde ağzı olmuş olacak. Daha sonra bu yanlardan biraz birkaç ilmek dikmeniz gerekecek. Onu göstereyim. Bakın şöyle bir üstten bir alttan alarak bu şekilde bir yaklaşık 3-4 ilmek dikeceksiniz ki ağzı açılmasın. Şu şekilde. Bunu diğer tarafa da yapacaksınız. Bir 3-4 ilmek boyunca bu kenardan da dikeceksiniz. Daha sonra burayı tekrar bu telin üstünden sıkıca dikmenizi rica edeceğim. Şimdi burada ağzını dişlerini yapalım. Yani diş görüntüsü verelim. Sehpliğimi aldım. Şu kenardan takalım. Şöyle önce tam orta noktadan bir çizgi çekiyorum. Bunu iki parça şeklinde de yapabilirsiniz. Tek parça şeklinde de. Buradan tutturalım. Bu zaten atı örmesinden çok dikmesiyle alakalı uzun süren bir çalışma. Yoksa örmesi çok keyifli. Parça parça rahatlıkla örülüyor. Şimdi şuradan kenardan herhangi bir yerden battım yukarıdan gözükmeyecek şekilde. Aynı şekilde aynı hizayı takip edip aşağıdan batıyorum. Arada 2-3 tane sık iğne bırakıyorum. Ve bu şekilde bir aşağı bir yukarı batarak uç kısımları gözükmeyecek şekilde böyle içerlerde kalarak dişleri yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde
devam edelim. Baştan tüm ağzını dikmememin sebebi dişleri yapabilmek. İpimi burada sıkılıyorum. Zaten kapatacağımız için orayı gözükmeyecek. Bu şekilde bakın dişlerini bu şekilde yapıyorum. Daha sonra işte en son bunları böyle yan yana getirip buralardan dikeceksiniz. Ve yine en son şu hizadan kendi rengiyle yine diktiğinizde dişlerin uç kısımları gözükmemiş olacak ve ağzı açılmamış olacak. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde olmuş olacak. Şimdi bunu farz edin, tamamladık. Geldik gözlerine. Göz için aldım ördüğüm parçayı. Şu şekilde en dipten yine yerleştiriyorum. Ve bunu kenardan dikmeye başlıyorum. Tam böyle ortaladım. Geldim burada en son kapatmadan önce içine az bir miktar elyaf dolduracağım. Bir kabartı oluşturmak istiyorum. Daha sonra tekrar dikelim ve kapatalım. Bu şekilde diktikten sonra ipimi içinde dolandırayım. Keselim. Geldik şimdi göz bebeklerine. Göz bebeklerini dediğim gibi bu böyle şaşkın, böyle şaşibiyat olduğu için kafanıza göre dikebilirsiniz. Şöyle kenardan dikeceğim yine. Bunun bu atın at çalışmasının tek hani sıkıntılı durumu dikişi. Birazcık uzun sürüyor. Birazcık meşakkatli. Çok fazla ayrıntısı olduğu için.
Bu şekilde gözün birini tamamladık. Şöyle bakın. Diğerini de dikelim. Bunu da şöyle ayarladığınız yerden dikin. Hiç özen göstermiyorum farkındaysanız. Şekilde gözlerini tamamladık. Burada bir de şuradan ipimi takıyorum. Tepe noktasından, orta noktasından batıyorum. Böyle ikisinin ortasından yine aynı şekilde batıp çıkıyorum. Ve gözlerini ayırmış oluyorum. Bunu diğer ilmeğimin yanına götüreceğim. Orada düğümleyeceğim. Şu şekilde gözünün ortası da tamamlanmış oldu. Şimdi geldik burnuna. Dediğim gibi bu çok böyle meşakkatli bir oyuncak. Yine aynı şekilde şöyle yanlara gelecek şekilde ördüğümüz minik burun halkalarını diyeyim buraya dikiyoruz. Her parçayla daha da bir güzelleşiyor. Kendine geliyor oyuncak. Bu şekilde dikiyorum. İpimi aşağıdan çıkartıp şurada içeriden yürütüyüm. Yine aynı şekilde diğer burnumuzu da dikelim. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle aynı hizadan diğerini de dikelim. Şu şekilde bakın. Bayağı
böyle şapşallığı ortaya çıkmaya başladı. Şu ağzının şurasını da kapattığımız zaman şuradaki bu fazlalık gözüküyor benim gözümde. Şimdi orası gidecek zaten. Orayla alakalı. Şöyle bir parçamız vardı. Bu ayak rengiyle ördüğümüz. Onu da yine buraya şu şekilde dikmeniz gerekecek. Onu ben şimdi iğne ile tutturuyorum. Onu da bu şekilde gözün etrafına saracaksınız. Ve buraya dikeceksiniz. Şöyle. Hani çok fazla oyalanmak istemiyorum artık. Çünkü 20 dakikayı açtık, daha hiç bitiremedik. Kulaklarını da dikeceğim çünkü. Geldik kulaklarına. Bunu böyle buraya diktiğinizi farz edin. Aldım yine kulaklarımı. Şöyle tepe noktasından 1, 2, 3, 3. sıraya dikiyorum. Buna bu oyuncakta kullandığınız iplerden yele yapabilirsiniz. Bu şekilde kulağının birini tamamladık. Bakın. Hemen diğerini de dikelim. Yine aynı hizaya gelecek şekilde 1 2 3. hizaya, 3. sıraya gelecek şekilde şöyle ayarlayacağım ve dikeceğim. İkinci kulağımız da tamamlandı. Yine iplerimizi düğümleyip kaybedelim. Şöyle göstereyim, bakın. Kulakları tamamlandı. Yele yapımını da hemen minik bir anlatayım. Arz edin. Şöyle elinizde ipleriniz var. Şöyle bükeceksiniz. İstediğiniz uzunlukta, yaklaşık 10 santim civarında keseceksiniz. Daha sonra da buradan biraz önden itibaren bu iki ipi alıp böyle geçireceksiniz aradan. Şu şekilde yele yapacaksınız. Daha sonra da uçlarından biraz kırpıp bunları böyle şu şekilde yelenizi arka tarafa doğru devam ettireceksiniz. Bunu şimdilik yüz çalışması tamamlandı. Gövdeden de anlatacağım sadece sayılar var. Şöyle göstereyim. Bayağı da büyük bir oyuncak oldu. Şimdi gövdede, yine gövdeyi de sıkıca doldurdum. Şöyle göstereyim gövdeyi de. Bayağı böyle sıkıca doldurdum. Daha sonra da iki yandan 3. sıraya gelecek şekilde kollarını diktim. Her iki yanda da 3. sıraya gelecek şekilde kollarını diktim. Arada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sık iğne bırakarak
iki kolun arasında 11 sık iğne var. Bacaklara da birini diktim. Diğerini birazdan ben dikeceğim. Size sadece sayısını söylemek istiyorum. 10. ile 11. sıra arasında böyle kolun altından hizalayacağım. 10. ile 11. sıra arasına dikeceğim. Bu ikisinin arasında da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane sık iğne bırakmışım ben. Şimdi şöyle bütün hepsini gösterebilecek miyim acaba? Bir deneyeceğim. Bayağı böyle büyük bir oyuncak oldu. Yaklaşık 35 santim civarında. Şöyle mini bir de atkı ördüm ben. Boynu için. Boynunu da en son tüm her şey bittikten sonra kafayla gövdeyi birleştirmenizi isteyeceğim. Şu şekilde. Telefonu elime alayım. Size bütününü göstermek istiyorum. Oyuncağım bitmiş şeklini. Şöyle bakın. Oyuncağın bitmiş şekli. Bu bayağı böyle büyük, şapşık bir sevimli atımız oldu. En son iplerini zaten temizleyeceğim ve tamamlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle beraber inşallah örersiniz. Ve benim gibi finale ulaşırsınız. Aklınıza kalan sorular olursa yorumlara yazın. Ben de cevaplamaya çalışayım. Şimdilik bu serüvenimiz de buraya kadar. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.